Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çaykara gazetemizi buradan selamlıyoruz. Sultan Murat'tayız. Sultan Murat Yayla Camimizin avlusunda bulunuyoruz. Ve bugün yatsı ezanı yeni okundu. Biz güneş enerjisiyle çalışan bir ışıktan istifade ederek buradan izleyicilerimize sesleniyoruz. Şu anda Sultan Murat Şehitler Camimizin son durumu videolarda da sizin gördüğünüz gibi büyük ölçüde kaba inşaatımız tamamlanmıştır. Bugün en son çalışmalarımızda geldiğimiz nokta güneş enerjisiyle çalışacak olan sıcak su tesisatımızı kurmuş olduk. Burada şu anda marangozlarımız 6-7 kişi çalışıyor. Aynı şekilde taşçılarımız kaba inşaatı taş işlerini bitirdiler ve minarelerin kaplama, temeldeki kaplama işlerini yapıyorlar. Hemen karşıda gözüküyor. Efendim, onların taşlarını hazırlıyorlar. Bir taraftan kubbecilerimiz kubbenin içindeki tezyinat çalışmalarını yapıyorlar. Diğer taraftan içeride yine iç dizaynı yapan marangozlarımız çok şükür bugün çok yoğun bir çalışmayla yukarıdaki kaba ızgaraları tamamladılar. İnşallah şimdi kaplama çalışmasına başlayacağız. Ve diğer taraftan da bugün Bayburt'a bir ekip gönderdik. Bayburt taşından inşallah mihrap, minber ve kürsü taşlarımız orada hazırlanacak. Ve bütün bu çalışmamız inşallah gelecek yıl burada yapılmış olacak. Yine alt tarafta külliye kısmındaki çalışmalarımızda bugün sıcak su tertibatıyla ilgili çalışmalar devam etti. Aynı zamanda da havalandırma ve sıcak hava yani ısıtma tesisatımız çalışmaları devam ediyor. Alt taraftaki çalışmalarımızın yanında yine dışarıda eski tuvaletleri yıktık. O tuvaletlerimizin yerine yeni tuvaletler yapıyoruz. Onun çalışmaları da bir diğer taraftan devam ediyor. Şimdi geldiğimiz noktada gelecek yıl inşallah bütün yoğunluğuyla camimizin iç dizaynını, iç çalışmalarını tamamlayacağız. Ve bu yılın sonuna kadar artık çalışabildiğimiz yere kadar çalışacağız. Yani Kasım ayı, belki Aralık ayı. Yani havaların durumuna bağlı. İnşallah pencerelerimiz için ölçüler alındı. Ve pencerelerimiz şu anda imal edilmektedir. Ve inşallah biz bu kışın burayı koruma altına tamamen alacağız. Pencerelerle. Efendim, diğer taraftan bazı kapı siparişlerimiz verildi ve onlar hazırlanıyor. Alt tarafta yine külliye kısmındaki sınıflarımızda ve salonlarımızda birçok çalışmalarımız, ahşap kaplama çalışmalarımız devam ediyor. İşte geldiğimiz nokta bugün bu nokta. %80-90 kaba inşaatımız tamamlandı. Geri kalan kısmı ince işler olduğu için tuvaletlerimiz hemen hemen tamamlandı. Ama cami içi ince işlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor fakat çok zaman alıyor. Gelecek yıl inşallah bunu yaz boyunca tamamlayacağız. Ve gelecek yılın bu günlerinde Ağustos, Eylül aylarına buranın çevre düzenlemesini de bir açıdan yaparak hazır hale gelmesine gayret edeceğiz inşallah. Bunun için yoğun yardımlara ihtiyaç var. Bugün de çok şükür Araplar geldi, diğer Müslümanlar geldi. Ve 2-3 bin liraya kadar bir yardım onlardan edindik. Her gün buradaki giderimiz, yani en az günlük giderimiz 10 bin lirayı geçiyor. Sadece şu izolasyon kaplaması ve şurası takriben 70 milyarın üzerinde bir masrafa, tam olarak şimdi hesapları çıkarmadık ama ona mal oldu. Şimdi buranın süpürgelikleri takılacak ve burası da hazır hale gelecek inşallah. İnşallah. Evet. Başka buradan aktarmak istediğiniz özellikle caminin inşaatında acil ihtiyaç olan konularda da isterseniz. En acil ihtiyacımız cami külliye kısmında salon. Konferans salonumuzun çok amaçlı salonlarımızın hazır hale gelmesi için gerekli tesisatların kurulması, gerekli çalışmaların yapılması için acil burada nakde ihtiyaç var. Şu anda da caminin iç dizaynı devam ediyor. Kubbe çalışmaları, bir taraftan efendim ahşap çalışmaları devam ediyor. Bütün bunlar hepsi paraya bakıyor. Evet, Sayın Başkanım,
Biz gün içerisinde bazı görüntüler aldık. Evet. Bu görüntüler eşliğinde sizin konuşmanızı da inşallah vereceğiz. İnşallah. Camimizin genel görüntüsü ortaya çıkmış oldu. Şu ana kadar ne kadar para harcadık ve bundan sonra ne kadar paraya ihtiyacımız var? Yaklaşık tam olarak muhasebeden çıkarmadık ama yuvarlak olarak şu ana kadar nakit olarak 3 milyona yakın bir para harcadık. Aynı yardımlar da var tabii. Aynı yardımlar da var tabii. Evet. Evet. Onlar hariç. Bundan sonra ne kadar daha yani takriben 2 milyona yakın ihtiyaç var. Çünkü en i̇ç büyük donanım. Parayı iç donanım alacak. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben bütün yardımseverlere buradan teşekkür ediyorum. 1 lira verenle 100 bin lira veren kardeşim imkanlarına göre veriyorsa hepsinden Allah razı olsun. Sizler de çok yoğun mesai harcıyorsunuz. Estağfurullah. Çaykar adına, bölge adına hepinize teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Dernek yönetimi olarak başta size olmak üzere yönetiminize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.